Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan ve sizlerden büyük destek beklediğimiz videomuzda hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Augsburg'un Fenerbahçe'den kiraladığı Berisha. Almanya'da mı kalıyor, geliyor mu, Fenerbahçe bir hazine daha buldu mu bilmiyorum. Bu haberde onu konuşacağız. Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'un kadrosuna kattığı Mergin Berisha için Bon servisini almayı düşündükleri belirtilmiş arkadaşlar. Sosyal medyada yer alan haberlere göre. Ve e, ee, Berisha'nın yani Alman basında yer alan haberlere göre kulübün yüksek bir olasılıkla satın al opsiyonunu kullanacağı belirtilmiş. Augsburg Spor Genel Müdürü Stefan rotter bir açıklamada bulunmuş. 24 yaşındaki futbolcunun bon servisine ilgili bir açıklamada bulunmuş. Hala zamanımız var ama tarih konusunda dikkatli olacağız demiş. Hani Augsburg'daki bu performansını Alman milli takımına göz kırpmış ve Alman milli takımı hocası Hansi Flick Mergin milli takımda güvenebileceğim bir hücum oyuncusu. Tabii ki Augsburg'dan bir oyuncu. Alman milli takımına gelirse çok mutlu olurum diye konuşmuştu. Şimdi sevgili arkadaşlar 300.000 Euro'ya kiraladık. 300.000 Euro'ya kiraladık. Ve bir opsiyon koydurduk. Ee... bir opsiyon koydurduk. Koydurduğumuz opsiyon hani kimine göre 4 milyon euro, kimine göre 4.250... kimine göre 5. Ama Augsburg dün oynanan maçta 18. maçında 9 gol 4. asistine ulaştı resmi maçlarda. Yani inanabiliyor musunuz ya? Çok 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 ilginç bir istatistik. Çok çok tuhaf bir istatistik. Ee, daha doğrusu 18. maçında hani Orayı, orayı söylemek lazım. 18. maçında 8 gol 4 asiste ulaşmış oldu. Bayern Münih maçında 2 gol birden attı. Hem de birinci golü enfes çalımla böyle şekilli şükürlü bir şekilde gol attı. Ve e, Sportif Türk ayrıca diyor ki Mergim'i Salzburg'da oynadığı dönemden beri takip ediyoruz. Onu Fenerbahçe'den satın alma opsiyonunda kiralama seçeneğiniz olduğunda kadroya kattık. Takım için çok çalışıyor. zamanı geldiğinde opsiyonunu gözden geçireceğiz diyor. 300 bin euroya kiralandı. 4.250 benim bilgim dahilinde opsiyonu var. Augsburg alma hakkına sahip ve 18 maçta 8 gol, 4 asistlik bir performans. Alman milli takımına göz koyan bir performans. Diyeceksiniz ki ya hocam bu bu kadar iyi futbolcu muydu? Şimdi benim sizlerle tartıştığım şey şu. Özellikle birkaç tane arkadaşımız var. Ezber cümlelerle Birilerinin sanki böyle e, hizmetçiliğini yapıyormuşçasına onların cümleleriyle gelip aynı cümleleri defalarca tekrar edip karşılığında hani Allah bir desen hayır siz basata alışmışsınız ne biri diyecek kadar uğursuz hareket eden insanlar var. Ve mesela şöyle yapıyorlar Berişa atıyorum gol atamadı o maç diyelim 0-0 bitti al bak öldüğüm Berişa bu derken şu performans sonrasında hiçbir şey demeyecekler. Ben şunu gördüm arkadaşlar. Sezon başladığı anda Fenerbahçe'yi kötüleyin. Başkanı kötüleyin. Teknik direktörü kötüleyin. Oyuncuları kötüleyin. Her şeyi kötüleyin. Umutsuzluk pompalayın. Bu sene şu olur, bu olur, şampiyon olur deyin. Transferleri beğenmeyin. Yapılan hiçbir şeyi beğenmeyin. Yani her şeye karşı çıkın. İşler iyi giderse dersiniz ki, ha, ilk benim dediğim olmadı dersiniz. Millet zaten mutlulukta hiçbir şey demez. İşler kötü giderse ki istedi istediğiniz bu dersiniz ki bak ben demiştim diye. Ne kadar güzel bir mantık ya. Ne kadar güzel bir mantık. Arkadaşın birinin yorumunu gördüm diyor ki bu iktidar olduğu müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz diyor. Aynı arkadaş devamlı diyor ki Ali Koç istifa etmeli. Böyle takım mı kurulur? Jesus'a hoca diyenin ben bilmem ne yapayım diyor. Şimdi iktidardan dolayı mı şampiyon olamıyor? Ali Koç'tan mı Jesus'tan mı anlamıyorum yani arkadaşın deyimine göre. İşte burası böyle bir şey. Şimdi Vitor Pereira dedik. Jorge Jesus dedik, Flamengo dedik. Dün ben anketler falan yaptım. Birçok arkadaşımız enteresan tepkilerde bulunmuş. Ee, Jorge Jesus'la ilgili serzenişte bulundum. Ben herhalde bayağı destek alırım diye düşünüyordum. Hani bakın alın arkadaşlar siz bunları diyordunuz. Bakın ben de benzer şey konuştum diye ama gördüğüm kadarıyla insanlar destek olmak yerine köstek olma peşindeler. Kanalımız üstünde de ciddi bir e, sıkıntı var. Ve bu sıkıntı sürüyor. Yani video izlenme ana sayfasıyla diğer sayfa fark ediyor. Bu da kişilere yönelik ilgiyi azaltıyor. Yani reklamını yapmıyor bir nevi. Bu yüzden de sizlerden beğeni istiyoruz, abonelik istiyoruz ama sizler de çok ilgilenmediğiniz için maalesef arkadaşlar sürüncemede kalıyoruz. Bu videoyu da ben açıkçası niye çekiyorum bilmiyorum. Çünkü izlenmiyor videolar. Böyle olsa günde bir videoya düşürürüz. Ya da canlı yayın yapabilirsek yaparız ama şu anda bir deprem sürecindeyiz. Yani evimizde barkımızda değiliz. Neyse asıl konuya döneyim. George Jesus konusuna. Arkadaşlar şu konuda bir hemfikir olalım. Eleştirilmesi gereken yerde eleştirelim. Övülmesi gereken yerde övelim. İsmail Kartal şöyle böyle Jesus gitsin İsmail Kartal gelsin. Ya arkadaşım İsmail Kartal isteme sebebi ne? Hocam coşkulu oyun, baskılı oyun şöyle böyle. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı oyun zaten coşkulu baskılı bir oyun. Hani böyle tutuk bir top oynamıyoruz ki. Üçlü savunma çıkıyoruz hocam. Tamam üçlü savunmaya rağmen. Bak geçen seneki Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den daha iyi oynuyoruz. Hocam Flamengo Pereira'yı kovacakmış. Jesus'u alacakmış. Dün ben ısrarla söyledim. Israrla söyledim. Eğer gitmek istiyorsa def olsun gitsin. Çünkü yeter artık ya. Bir görüşme gerçekleşiyor. Jesus'la. Hani burası soğuk, Mayıs'ta görüşeceğiz falan. Ben bu görüşmeyi doğruladım. Evet, bunu bizzat Jesus yapıyor dedim. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sevgili Ünal Emin Canbay diyor ki Jesus'un telefon kaydıyla il, yani telefon kaydı ile öğrendiğim bilgiler şu şekilde diyor. Konuşmayı medyaya servis eden gazeteci Portekiz'de Jesus'un favori restoranına gidiyor. Yani Jesus'un hani Ali Koç'la medyaya yansıyan bir görseli vardı hatırlarsanız. O restorana gidiyor. Restoran sahibi gazeteciye diyor ki hocanın favori restoranı bura diyor. Gazeteci de Jesus'u arıyor ve dostane bir sohbet ediyorlar. Jesus Türkiye'den bahsediyor. Lig Mayıs'ta bitecek diyor. Bu depremden mepremden önce ha bilginiz olsun. Ve hani Mayıs bittiğinde orada olacağım diyor. Burada kastettiği restorandan bahsediyormuş yani yaz dönemindeki. Ve bu konuşma <laughs> kış mevsiminde yaşandığı için. Hani İstanbul için soğuk diyor. Flamengo, Brezilya şu bu alakası yok. Zaten görüşme yapılan restoran falan da video kaydında belli. Ve Brezilya basında çıkan sözleriniz doğru mu demişler. Bir şey söylemek ister misiniz demiş. Yesus demiş ki Mayıs'ta sözleşmemin bittiğini zaten dünya biliyor demiş. Ki haksız da sayılmaz. Flamengo Başkanı Rodolfo Landim demiş ki Cesus'un Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayacağı bilgisini aldım demiş ve sosyal medyaya yansıyan en önemli haberlerden birisi Fenerbahçe'nin B planı Vincenzo Montella. Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali göz önünde bulunan Fenerbahçe'nin hedefinde Vincenzo Montella var. B planı olarak. Sezon başında bir yıllık sözleşmeye imza teknik direktör Jesus, yeni mukaveleye sıcak bakmıyormuş. E tabi ki de yönetimde harekete geçmiş. Bu ihtimal güçlü olunca Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Fenerbahçe gelecek sezon için İtalyan modeline geçmeyi planlıyormuş. Ve Montella'nın da Adana Demirspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitiyor diyor. Ali Koç beğeniyor. En güçlü aday Süper Ligi tanıması etmen 1.77 ortalama. 2021'de Adana Demirspor'un başına geçen Montella geçen sezon 1.51 ortalama yakalarken bu sezon 1.71 elde etti. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Montella'nın elindeki kadro atıyorum bir Ersun Yanal'ın bir İlhan Palut'un bir İsmail Kartal'ın hani ne bileyim bir Emre Belezoğlu'nun bir Volkan Demirel'in falan elinde olsa eminim onlar da en az 1.71 yaparlardı. Futbolunu beğeniyor neyini beğeniyor Neyini şey yapıyor Bu da ayrı bir ironi Yani uzun lafı kısası Jesus giderse Montella öncelik olacakmış O olmasa da Sergen Yalçın olacakmış Bak Sergen Yalçın'a daha çok ihtimal veririm Acun'un kankası Acun da Ali Koç'un kankası mantıklı Peki bir şey sormak istiyorum Kafama takıldığı için soruyorum Allah muhafaza Fenerbahçe bu sezonda kupasız kapattı. Ali Koç da devam edileceğini gerçekten düşünüyor musunuz? Yani Fenerbahçe kupasız geçirirse, Feriştah'ı da geldi. Ali Koç dese ki ben Feriştah'ını getireceğim dese, hiç kimse yine seçmez. Hocam Ferit Şahin aday olur mu? Saadettin Sarın aday olur mu? Aziz Yıldırım aday olur mu? Ya e, bu o kadar basit bir olay değil. Yani bu o kadar basit bir olay değil arkadaşlar. Niye bu adamlar başkan adayı olsun. Aziz Yıldırım. Ya Aziz Yıldırım eğer Fenerbahçe'yi düşünseydi çoktan birçok şeye katılırdı. Mesela Nihat Özdemir döneminde. Fenerbahçe göz göre göre gitti ya. Neler oldu neler. Neyse ben çok detaya girmeyeceğim. Ben şunu söyleyeyim bak Rıdvan Dilmen. Seversiniz sevmezsiniz ayrı mesele ama diyor ki Fenerbahçe'nin neden bu kadar eleştirildiğini anlamadım. 2-0 tehlikeli skor ve hala Fenerbahçe'nin şansının olduğunu düşünüyorum demiş. Ben de şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol pozitif mi? Bence pozitif. Güven veriyor mu? Bence veriyor. Sıkıntı nerede? Sıkıntı skorlarda, sonuçlarda ve e, sıralamalarda. Mesela arka arkaya, bak ben ısrarla bunu söylüyorum. Arka arkaya Galatasaray puan kaybetse şöyle böyle diyorum ama sihirli bir el, nasıl bir el olduğunu siz bilirsiniz. Elle oynama, verilmeyen penaltılar falan hakemeli, düdük, rakip, teknik direktör. Hani her Fenerbahçe her Kasımpaşa yendiğinde bak Ertuğrul attı maçı diyorlardı. Hatta Ertuğrul'un kalede olmadığı maç, maçın bile videosunu paylaşıp bakın Fenerbahçe'de Ertuğrul Fenerbahçe'ye maçı sattı demek gafletinde dahi bulundular. Yani Selçuk Şah, Selçuk inanlı Kasımpaşa'nın Galatasaray'a yenilmesi benim için sürpriz olmadı. Normal. Çünkü Galatasaray seyircisine göre muhtemelen satmıştır maçı. Hep mi Ertuğrul satacak? Bugün de Selçuk satmıştır. Benim görüşüm değil bu. Yanlış anlamayın. Ben insanlara böyle çirkin, ahlaksız yakıştırmalarda bulunmam. Ben Galatasaray taraftarının ağzıyla konuşuyorum. Nikolo Zaniolo Kasımpaşa maçında ilk golünü atmış. Performans süper. 45 dakika oynamış. Bir şut, bir gol. %83 pas başarısı. 4'te 2 uzun top isabeti. 11'de 2 ikili mücadele kazanma. 2 top çalma. Hakeme aldatmaya yönelik hareket 2'de 2 başarı. E, çirkeflik %100. Bu ne lan? Çirkeflik diye bir istatistik mi var? Adama her şeyi öğretmişler. Top dışarı çıkıyor. Topu içeri atıyor. Yere atlıyor. Her şeye itiraz ediyor. Neyse bu son kısmı boş verin. Hakem aldı yönelik hareket 2'de 2 ne lan? Böyle istatistik eklemişler mi? İlginç. 11'de 2'li, 2, 2'li mücadele kazanma yüzdesi. Ya şu var. Kimle konuşsam bana aynısını söylüyor. Hocam Galatasaray'ın adı top top, de, top top değil diyor. İşte, ee, biz oynasak şöyle olur böyle olur diyor. Ya ben onu bunu geçtim ya. Bize ne Galatasaray'ın adı toptan şundan bunlar. Sanki bak sanki önde Galatasaray hiç yokmuş gibi düşün. Kalan bütün maçlarını kazanmayı oyna kardeşim. Hocam bunlar takılmazlar böyle giderse. Bu kadar hakem yardım olursa şu olursa bu olursa. Ya İçimden bir ses Konya Spor'un Galatasaray 1-0 ya da 2-1 yeneceğini söylüyor. Ve hatta böyle bir skor Hani sadece içimden geçtiği için söylüyorum. Şimdi puan farkı 9 diyorlar, 6 diyorlar. Ben puan farkını 6 görüyorum. Niye 6 görüyorum? Ya Fenerbahçe'nin bay bir maçı var. Mesela Galatasaray o bay maçını oynamış oldu. Pardon bay diyorum. Hükmen galibiyet maçlarından birini oynadı Galatasaray. Biri kaldı. Yani öbüründe kazanacağı için puan farkı matematiksel olarak 12. Fenerbahçe'nin 2 tane maçı kaldı. İkisini de oynamadığı için 6 puan eklediğin zaman şu an puan farkı hala 6. Ee, yani eşit sayıda maçlarla 6 gibi düşün. Yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yenerse puan farkı 3'e düşer. Ama bu bile kurtarmaz. 3-0 kaybettiği maçın rövanşını en az 4-0 almalısın ki ikili haberlerde öne çıkmalısın. Ya da 3-0 kazanmalısın ki Galatasaray gol kısırı bir takım. Sen daha çok gol atan bir takımsın. Onu dengeleyip iki laverajda eşitleyip genel laverajda öne çıkmalısın. Ama bu zor bir iş. Ben Jesus'un bir yere gideceğini düşünmüyorum. En azından lig bitene kadar. Bu söylentilerin de biraz Fenerbahçe için e, tabii ki de tehlike çanları çalıyor. Sevilla maçını elimizde hediye ettik. Bir Galatasaray sahamızda yenseydik ya da berabere kalsaydık bugün şu senaryo gerçekleşmezdi adım gibi eminim. Ya da bir yerde artık adalet işlemeye başlayacak diyecekler ki dur. Of kımsaları geri ver. Şunları geri ver. Bunları geri ver diye bir başlayacaklar. İnşallah ardı arkası kesilmeyecek. Belli olmaz. Ben Fenerbahçe'yi destekliyorum. Bakın aramızdaki fark şu. Sezon başlıyor. Siz kötülemeye başlıyorsunuz. Ben diyorum ki destek olalım. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Her şeyi eleştir. Her şeyi eleştir. Her şeyi eleştir. Yeter ya. Ya dedikoducu kadınlar gibi sürekli 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 aynı şeyi söylemenize bıktım ya. Ha, mesela ben şunu söyleyeyim. Benim en büyük eleştirim şuydu. Bu takım 4-1-3-2 oynayamaz. Bu takım çift forvet oynayamaz. Bu kadar forvetimiz var ama işe yaramıyor. Bak bu takım ne oynardı biliyor musunuz? 4-3-2-1 oynar bu takım. 3 tane orta saha koy. Merkeze bak merkeze merkeze Crespo ya da Arao'dan birini koy ön liber olarak. Sağına ya da soluna İsmail yüksek olur, Zayt olur. Mert Hakan olur. Arda Güler olur. Bugün beğenmediğimiz İrfan Can olur ama İrfancan Can bu tempoyla asla oynayamaz. Bak dörde olur. Misal veriyorum sağında Zayt'sı koydun solunda Arda Güler'i koydun. Çok güzel bir orta saha tandemi. Pas yapabilen, kanatlara aktarabilen, dikine driplik yapabilen bir orta saha. Bunların hemen önüne, bak bunların hemen önüne ne koyabilirsin? Mesela 4-3-1-2 de oynayabilirsin. Bunların hemen önüne Mesela şöyle söyleyeyim dur. Arao sağında Zayt, solunda da İsmail Yüksek. Bunların önüne Arda Güler'i koy. Çift forvet. Valencia, şu Delik deşik eder. Valencia, Rossi bile koysan delik deşik eder. Bizim kanat oyuncularımız yeterli şeye sahip mi? Bunu düşünün. Mesela Emre Mor. Hani 4-3-2-1 oynayacaksın. Forvetin arkasına koy Emre Mor'u. Uzaktan şut dener, dripling yapar, hareket eder. Mert Hakan'ı koy. İrfan'ı koyur ya. Serbest oynasın. Geriye gidip de ölmek zorunda kalmasın. Ben bunun eleştirisini yaptım ama adam 4-1-3-2'ci dediler. Bize geldi. Üçlü savunmaya döndü. Bu da bizim şansımız. Uzun lafın kısası ne Monteya konuşuluyor, ne gündemde, ne alınması taraftarıyım. Yani bu istatistiği hepsi yapar. Ne Sergen Yalçın, ne o bu, ne bu, şu. Olası bir kupasızlıkta, başarısızlıkta zaten Ali Koç da kalmaz. Jesus da kalmaz. Bu ihtimallerin hepsi çöpe atılır. Eee bu ülkede neler değişebilir? Her şey değişebilir. Bu arada Galatasaray taraftarı da e, o yasak olan tezahüratlarda bulunmuş. Sosyal medyaya yansımış. 20 sene oldu istifa ulan falan filan demişler. E, beklediğim bir şeydi. Ben diyorum beklediğim bir şeydi ama umarım millet futbol sahalarında sadece futbolu konuşur. Biz de futbolu konuşuruz. Berisha 4250. Samatta konusu var bir de aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. Samatta'nın eğer Şampiyonlar Ligi potasında bitirirlerse 3 milyon euro da oradan gelecek. Yani 7.250 250 forvetlerden gelmiş olacak. En az. <laughs> ha tabii ki de şu ana kadar ödediğim paralar malum. Ama hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, Buruma içinde arkadaşlar Buruma herhangi bir opsiyonu yok ama 4 alıp yine 4 bırakma durumu var. Eğer böyle bir şey olursa sezon sonu bütçene ekleneceği için 11-12 milyon euro sırf buradan yani 11.5 milyon euroya yakın bir para sırf bu üç oyuncudan gelmiş olur. İyi de hocam vurmaya Gene al. Hayır. Önceki dönem eklendi. Yeni dönem eklenecek. En azından hareket alanın gelişir. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu Montella olayına yalan diyorum. Ha Jesus için de şunu söylüyorum. Nasıl övüyorsam gömmeyi de bilirim. Nasıl gömüyorsam övmeyi de bilirim. Git. Sevilla maçını 3-0 kazan. Ele Sevilla'yı ben burada canlı yayında seni övüyüm. İmkanlar olsun iyi çalıştırmış diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Git sezonu şampiyon tamamla. Beni de gururlandır. Çünkü ben sezonun başından beri takıma da tarafta yani takıma da yönetime de hocaya da ekibe de destek olan bir adam. Beni de gururlandır. Benim gibi binlerce kişiyi gururlandır. Hakkımızda ailesi olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanala destekleriniz ciddi manada azaldı. Ne beğeni ne yorum, ne izleme, ne abonelik. Canınız sağ olsun. Üyelik hediyesi isteyen arkadaşlar var. Arkadaşlar üyelik hediyesini öyle paketten çıkmıyor üyelik hediyesi. Kanala destek veriyorsunuz, video izliyorsunuz ki size çıksın. 29.300 aboneye ulaştığı anda da 20 kişiye üyelik hediye. Madem öyle. Bu arada 29.200'ün hemen kıyısındayız. İnişli çıkışlı grafik var. 29.300 olduğunda videoyu Canlı gösterim yaparım size de söylerim. Şurada canlı gösterim var. 20 kişiye üyeliklerim Hadi göreyim size. Her 100 kişide 20 kişiye üyelik edeyim ben de. Nasıl? 1000 kişide 200 kişi üyelik kalsın Hiç sıkıntı değil bizim için. Yeter ki kanal büyüsün. Yeter ki izlenmeler artsın. Yeter ki sesimiz daha çok kişiye duyulsun. Görüşmek üzere.